İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kimya Kulübü'nün sunduğu elementografi serimizde bugün sizlere yumuşak ve kaygan bir metal olan sodyumu anlatacağım. Sodyum periyodik cetvelde Na ile gösterilir. Bu Latince natriyumdan gelmektedir. Sodyumun atom numarası 11'dir. Sodyum kaygan ve yumuşak bir metal olup alkali metaller grubuna aittir. Yer kabuğunun ağırlıkça %2,6'sını oluşturur ve bu oranıyla en çok bulunan 4. element ve en çok bulunan 1. alkali metaldir. Diğer alkali metaller gibi sodyum da hafif, yumuşak, gümüşümsü beyaz bir renkte ve reaktif bir metaldir. Doğal bileşiklerin içerisinde bol miktarda bulunur. Yüksek oranda reaktiftir. Yüksek reaktif özelliğinden dolayı doğada hiçbir zaman saf ve elemental halde bulunmazlar. 19. yüzyılın sonlarında sodyum karbonat ve karbonun 1100 dereceye ısıtılmasıyla kimyasal olarak elde edilmiştir. Sarı bir alevle yanar, su ile şiddetli reaksiyon verir ve havada hızla oksitlenir. Dolayısıyla vazelin ve gaz yağı gibi hava ve su ile temasını kesecek inert bir ortamda saklanması gerekir. Sodyum su içinde yüzer, toz halindeyken su içinde çok patlayıcı olup zehirlidir. Günümüzde sodyum ticari olarak sıvı sodyum klorürün elektrolizi yoluyla elde edilmektedir. Bu alkali metal yaşam için gerekli olan tuzun bileşenidir. Diğer kullanım alanlarından bahsedecek olursak, yapılarını geliştirmek için bazı alaşımlarda ve yağlı asitlerle birlikte sabunlarda kullanılır. Metallerin yüzeylerini temizleyip düzgünleştirme amacıyla ve sodyum buharlı lambalarda aydınlatma amacıyla kullanılır. Erimiş tuzları saflaştırmada kullanılır. Bazı nükleer reaktörlerde ısı transfer akışkanı olarak ve yüksek performanslı içten yanmalı motorlarda içi boşluklu valflerde kullanılır. Kan ve vücut sıvılarının sinir uyarılarının nakli, kalp faaliyetleri ve bazı metabolizma fonksiyonlarının düzenlenmesi için sodyum iyonları gereklidir. Pek çok insanın sodyumu mutfak tuzu formunda gereğinden fazla tükettiği ve bunun da sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu düşüncesi oldukça yaygındır. Kaya tuzunda sodyum klorür halinde, bazen nitrat halinde şili güherçilesi, deniz bitkilerinde organik asitlerle birleşmiş halde oldukça yaygın olarak bulunur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca dilerseniz yorum yapabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.